Merhaba hanımlar. Bugün size papatya yapımını göstereceğim. Burada sizin için bir tane örnek ördüm. Normal beyaz çitik ipinden. Buradaki de tüyleri olan yumoş ipliğinden. Böyle güzel bir görüntüsü oldu. Şıkır şıkır bir iple. Benim çok hoşuma gitti. İsterseniz sizde değişik renkleri var bu ipin. Onlarla da deneyebilirsiniz. Diyelim papatya olmaz, başka bir çiçek modelini deneyebilirsiniz bu iplik çeşidiyle. Şu şekilde gösteriyorum daha. Şimdi yapılışına geçelim. Tabii ki o orta göbek için sarı iple başlayacağız. Bu ipleri kenara atalım şimdilik, bize lazım değiller. Şimdi halka yaparak başlayacağız. Halkamızı şu şekilde yapıyoruz. Böyle. Gevşek yapmaya çalışın. Bir tane zincir çektik. Buraya 9 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Bir, 2, 3, 4, 5, bana göre 5. Şimdi sayacağız. 9 tane olması çok önemli. Üstteki papatyaları tam oturtabilmek için çok önemli. Şimdi sayalım. 2, ben şuradaki V'leri sayıyorum. 2, 4, 6, 7, bir tane daha 8, sonra 9'u yaptık. Şu anda şu küçük ipin ucunu tuttuk. Çekiyoruz. Güzelce kapattık. Kapatmayı yaptım. Şimdi bu uca battık. Burada da bağlama yapacağız. Bağladık. Sonra görünüyordur umarım. Şimdi aynı yere iki kere sık iğne yapacağız. Aynı yere battık. Bir kere daha battık. Şimdi onun yanındaki alt sıradaki yaptığımız sık iğnenin içine bir daha batıyoruz. Bir daha batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz devamlı. Aynı şekilde bir daha sık iğnemizi battık. Aynı yere bir kez daha batıyoruz. Bir önceki sırada 9 tane sık iğne yapmamız gerekiyordu. Şimdi bu sırada her sık iğneye ikişer tane sık iğne battığımız için 18 tane sık iğnemiz yapılmış olması gerekiyor. Sonra ipimizi değiştireceğiz. Bir daha yapalım. Buradaki sık iğnenin tepesine battık. Bir daha batıyoruz. Bu şekilde bütün sırayı dolduruyoruz. Sıramızı tamamladık. Şimdi bir tane daha çekiyoruz ve sayıyoruz. Ben şuradaki V'leri sayıyorum. Siz de V'leri sayarak sayı çıkartabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Bir tane fazla yapmışız demek, söküyoruz. Bu şekilde başladığımız yere batarak bunu bağladık. Şimdi bir zincir çekelim sökülmemesi için. Şimdi kesiyoruz. Şimdi beyaz ipimizi alıp başlayalım beyaz ipimizle. Şimdi bu burada kalsın. Bir tane sık iğneden başlıyoruz. Buraya zincir çekiyoruz. Sonra 5 tane zincir yapacağız. 2, 3, 4, 5. Ve aynı yere batacağız. Bu şekilde bir kulakçık yaptık. Diğer sık iğneye batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz yine. Buradaki ipimizi içeride kalsın diye bakacağız. Saklansın. Buraya bir tane zincir çektik. Sonra yine battık. Sık iğne yaptık. Bir tane daha sık iğne yapacağız. Sonra 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Aynı yere batıyoruz. Kulakçığımız hazır. Devam ediyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Bir tane zinciri unutmuyoruz. Bir sık iğne daha yapacağız. Ve bir sık iğne daha. Bu sık iğneyi de bu sarıyı işi bozmaya başladı. Onu arkaya alalım en iyisi. Tekrar batacağız. Bakalım orada bir bozulma oldu. Temizledik. Şimdi sık iğnemizi yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 5. Aynı yere batıyoruz. Bu şekilde 6 tane kulakçığımız olması gerekiyor bütün çiçeğimizde. Yine batalım. Böyle. Bir kez daha batıyoruz. Buradaki zinciri unuttuk. Bir tane zincir çektik. Sonra battık, sık iğneyi yaptık. Bir kez daha batıyoruz. Burada da bizim 5 zincirimiz geliyor. 2, 3, 4, 5. Sonra tekrar battık. Kulakçığımız hazır. Aynı şekilde devam ediyoruz. Batıyoruz. Sık iğne yaptık. Zinciri unutmuyoruz. Bir kere daha battık. Sık iğneyi yaptık. Bir sık iğne daha. Ve buna 5 tane zincir çekiyoruz. Zincirleri biraz gevşek yapmaya çalışın. Buna ihtiyacımız olacak. Böyle sırayı bitiriyoruz. Şimdi sırayı neredeyse bitirdik. Son kulakçığımızı da yaptık.
Sık iğnemizi yapıyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Ve burası bitti. Şimdi başlıyoruz trabzan yapmaya. Şimdi halkanın içine geçiriyoruz. Ve burada hepsinin içinden geçiriyoruz. Sonraki adımımızda bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonraki adımımız burada sırada gelen zincirin içine batıyoruz ve ikili trabzan yaptık. Sonra bir tane daha aynı yere batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Sonra tepedeki yere bir sonraki zincire batıyoruz. Yine ikili trabzan yaptık. Buraya 4 kez batacağız. Dönüş yaptığımız için. Burası tepe noktamız. İki tane oldu trabzanlar. Bir tane daha yapıyoruz. Ve dördüncüyü. Sonra aşağı iniyoruz. Aşağı inerken de bir sonraki zincire battık. Burada iki tane ikili trabzan yapacağız. Bir tane daha batıyoruz. Sonra gördüğümüz boşluğa bu kısma batıyoruz ve ikili trabzanı yaptık. Sonraki trabzanımızın hepsini ilmeklerin içinden geçtik. Sonra bir önceki sıramızda bir tane zincir yapmıştık. Ona battık. Zincirin içine sık iğne yaptık. Sonra yine sıradaki gelen halkanın içine batıyoruz. Ve hepsi ilmeklerin içinden geçiriyoruz. Sonra ikili trabzan yapacağız. Sonraki zincirimize içine batıyoruz. Burası sıkı olmuş gibi görünüyor. Girmekte biraz zorlanıyorum. Evet. İkili trabzanımızı yaptık. Bir kez daha aynı yere batıyorum. İkili trabzan oldu. Şimdi bir sonraki zincir bizi ilgilendiriyor. Bu tepedeki zincir. Şimdi burada 4 tane ikili trabzanımız dolacak. İki oldu. Üç. Ve dört. Gördüğünüz gibi bir tane kulakçığımız oldu. Şimdi diğer kulağa da ilerliyoruz. Sonraki zincire batıyoruz. Zincirin altına girdik. Bu yüzden bir daha düzeltiyoruz. Böyle. Bir daha batıyorum aynı yere. İkili trabzan yaptım. Şimdi aynı halkanın içine bir daha batıyoruz. İkili trabzan ve sonraki bütün ilmeklerin içinden geçiyoruz.
Sırada biraz önce, yani daha önce yaptığım sıradaki bir tane zincirimiz vardı. Onun içine batıyoruz, sık iğne yapıyoruz. Sonra yine hazırlanıyoruz trabzan yapmaya, ama birincisi trabzan olmuyor. Hepsinin içinden geçiriyoruz ilmeğimizi. Sonra da ikili trabzana hazırlanıyoruz ve yaptık. Sonra dediğimiz gibi birinci zincire, ikinci zincire, buradaki karşıda gelen zincire ve sonra başladığımız gibi bitiriyoruz. Bu şekilde bütün sırayı dolanıyoruz. Yapraklarımız hazır olunca da papatyamız da hazır. Şimdi çalışalım. Yine görüşürüz. İşte sıramız neredeyse bitmek üzere. Papatyamızı yaptık buraya kadar. Şimdi son iki tane trabzanımızı aynı yere batıyoruz. Sonraki trabzanımızı da boşluğa batıyoruz ve bu trabzan olmuyor. Hepsinin içinden geçiriyoruz. Şurada bir bağlantı yapıyoruz alt sıradaki zincirimize. Sonra diğer yaprağı bağlayıp bir zincir çektik ve buradan makasla kesiyoruz. Sonra bu iplerimizi toplamaya geldik şimdi. Şimdi böyle arka tarafa toplayacağız. Burada bakalım. Bunu da bir kere toplayalım. Sonra dibinden keseriz. Şekilde iplerimizi de keselim. Bizim en başlangıçta başladığımız ip bu şekilde arka kısmı da temizleyince bizim papatyamız da hazır. İşte 3 tane papatyamız. Bu kadar.